hissedeceğim büyük mü abi? Bunlar kare hissediyor. Dur bakayım. Kımıldayan bir şey. Kimin yolladığını tahmin edemezsin. Kim? Ahmet Yurtsever abimiz. Ahmet sağ olsun. Yurtsever. Tamam. Yorumlardan biliyoruz. Evet. O abimiz bango yollayacaktı. Bangoyu yollayamadı. Fakat hiç hesapta olmayan bir şey yolladı. Evet. Ne yollar? Çıkmıyor bir şey. Garip dönek mi? Dolapçı. Onlar dolapçı. Onlar Isparta. Onlar buna tip gibiymiş. Çok tip bir şey. Isparta dolapçısı diyoruz onlara. Isparta mı gidiyor? Ahmet abi Isparta'ya gidiyor. Normalde abime bango yollayacaktı. Fakat bangocu arkadaşı işlerimle çıkmış herhalde. O da bu şekilde dolapçı arkadaşına gitmiş. Isparta'nın orijinal ve izleyip de almış hani bunları. Uçuşunu görmüş. Evet, annesini babasını. Bunlar yavru kızması. Kızmasınlar canım, ne kızıyorlar? Ya dişi erkek diye ayırmış. Aynadan kendisine bakıyor. Ahmet abimiz yolladı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, Allah razı olsun. Erkek çıkacak bu. Bir de dişisi var. Bunları burada mı tutacağım ama? Nasıl? Kan kalsın diye. Isparta'dan kolay kolay kuş gelmeyeceği için bir daha. Ahmet abi nerede? Bu yavrularını mı? Fransa'da mıydı? Neredeydi yani, yurt dışında olduğu için şey yapamıyor. Yani, her zaman gidemiyor. Yani her zaman da yollayamaz bize kuş. Sağ olsun. Onun anısına biz bunu büyütüp soyunu yükseltip. Evet, Ahmet abiyle de öyle konuştuk zaten. Hani dedim burada damızlığa atarım dedim. Yavrularını çıkartırım dedim. Ahmet abi dedi ki hani dedi, bunlar dedi yavrularını... Yavrularına kustuktan sonra falan dedi, daha da fena dönüyorlar dedi. Şimdi Ahmet abi, Ahmet Yurtsever yurt dışında mı çalışıyor? Yurt dışında. Yaşıyor mu? Yaşıyor. İzine geldi işte. Bango yollayacaktı. Ne zamandır söylüyor zaten, geldiğimde bango yollayacağım size diyordu. Bangocu arkadaşının işi çıktığından dolayı bangolar yalan oldu. Fakat Ahmet abi yine boş çevirmedi. Bu sefer de dolapçı yolladı. Allah razı olsun. Büyük kadar ömürler olsun. O zaman şey mi? Emekli olup memleketine döndüğünde kendi kuşlarının yavrularının, torunlarının biz ona yeni geri vereceğiz. Doğru mu? Tabii ki. Büyürse, yaşarsa. Öyle şey olursa tabii ki. Tabii canım tabii. Hani öyle bir hedef koymamız lazım ki gerisi gelsin. Ya damızlığa atacağız. Oradan bir kan alacağız işte. Ne oluyorsun ya? Sen nereye bakıyorsun? Şey, dişi de göstermek istersen. Elime yaptı ya. Her kuşçunun başına geldiği gibi. Ne yapayım ben bu? Dişi mi göstereyim? Evet. Oğlum ya. Bizim dolapçılara benzemiyorlar pek değil mi? Garip bir şey ya. Evet. Bunların şekilleri biraz daha değişik oluyor. Tırnaklar siyah, gargal uçları siyah. Dönüşleri tam geliyor. Hani bizim çapar var ya yakaladığımız. O dönüyor ya. Ama o ne yapıyor? Yarım yarım dönüyor ya böyle. Bir kanal. Bunlar komple iniyor aşağıya. Komple çatıya kadar iniyor. Bunlar bir an önce eşleştirip, büyütüp eşleştirip. İşte kızmalarını bekliyoruz. Bir eşe gelsinler. Kızdıralım biz bunları. Kızdıracağım zaten. Kızgın ateşte kızdıracağız biz bunları. Evet. Bak meraklı gözlerle bakıyor. Ahmet Yurtsever'e teşekkürler. Biz de onun için bunları büyüteceğiz. Nesilden nesile. O kadar büyütemeyiz de. Birkaç takım alabilirsek. Alırız birkaç takım. Güzel kuşlar, güzel, temiz. Yani Celal'dan, Serap'tan temiz yani. İlla ki. Güzel kuşlar. Tanca bunu nereye koyacağız? Aşağı mı salmıyor? Damızı aşağı koyalım onları. Yukarısı şu anda kalabalık. Yukarısını boşaltmamız lazım. Yukarıdaki salmayı da yapamadık tabii. Salmayı yaptıktan sonra buradan azalacak zaten. Onlar burada kalacak. Buradan çıkacak kuş var mı? Buradan çıkacak kuş var da şu anda değil. Atıyor mu o zaman? Bırak onu ya. Açayım, salayım. Salayım mı? Sal. Onlar burada kalacak. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bu videomuz da bu kadar. Ahmet abi teşekkür ediyoruz.
Böyle de buradaki kalan kuşlarımız. Bunlar da yavaş yavaş çıkacak, azalacak. Var mı başka bir canavar? Şurada. Bir dakika. He. Tamam, temiz. Bunu gördüler mi? Gördüler. Olsun olsun. Bunlar benim besik yüküm yavrular. Gözüküyor mu ya? Gözüküyor abi, gözüküyor. Şöyle şuradaki baskı. O mavi baskı. Benim kendi yavrum. 13 yıllardan sonra. Bir tip sulusu yavruları vardı. Bu da benim... Tamam tamam. 16-17 yaşındaki halim. 16-17 mi? Aşağı yukarı kaç olacak? Vardır 20. Bu benim işte. Bu benim. O benim işte. Neyse. Evlenince kilo alıyor. Neyse hadi. Son konuşmayı da yap da alıyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ahmet like abi, atmayı. Abone olmayı. Tekrar teşekkür ederiz. Kime? Ahmet abi. Dur söyleyeceğim. Bağlayacağım ya. Bağla. Ahmet Yurtseven kardeşimize, abimize, ya Türk kardeşliğimize, bildik beraberliğimize selam olsun. Kesesine bereket olsun. Allah razı olsun. Sercan Apak'la görüşeceğiz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Beğeni yapmayı, yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, şu yakal kanal izleyicilere. Şimdi bir tane kaçak indirmeye çalışıyoruz. Başka mı kaçak lan? Dolapçı gibi bir şey o. Minarenin üstünde şu an. Abim gittiğinden beri karşı çatıya hiç kuş kondurmuyoruz. Ne yaptık? Ne yaptık? Kendi çatımıza alıştırdık. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Neyse. Tipi çektin mi? Serap abi alleri tipi. Evet, şuraya bir kaçak indiremedik ama allerin kuşunu indirdik. Aha da burada. Ya elma hakkım biz olmasak bütün kuşlar kaçıracaklar. Adana'mız da burada güzel güzel. Eğer bir daha bir kaçak gelirse bu videoyu ek yaparız. Şimdilik size iyi günler. Evet abi, o dolapçı bastı gitti. Ali abinin tipi hala aynı yerde. Kaçak kaçtı. Kaçan kaçtı. Kuşlarımızı yemliyoruz. Birazdan kapatırız. Bugün akşam ettik. Evet. Ama boş etmedik. Ahmet abi sağ olsun. Evet. Ahmet Yüksemen kardeşimize yine teşekkürler. İki hani, tane dolapçımız oldu. Kuşlar güzel. İnşallah da eş vurur, yavru alır. Biz çoğaltırız onu. Yürür gideriz. İnşallah. Isparta. Ispartalılar bizden kuş almaya gelecek. İnşallah öyle olur. Evet arkadaşlar. Bugün kaçağımız yok. Fakat iki tane dolapçımız var. Isparta'dan gelme. Ahmet abinin bizzat kendi gözleriyle izleyip bize hediye etti. Kuşlar videosunu çekecekti. Fakat tam çekim yapamamış. Yani çekmiş ama hani yakalayamamış dönüşlerini. Allah çektirmesin. Dönüşlerini yakalayamamış. Aynı sen gibi herhalde abi. O yüzden teknik işler. Hani olsaydı daha iyi olurdu. Videonun bir tarafına koyardık sağını sonunu. Videoya gerek duymuyorum. Ama yavrularını uçururuz. Ben onları görürüz. Gerek duymuyorum. Kuşların uçuşunu görmek istemiyorum. Ahmet Yurtseven kardeşimiz diyorsa ki güzel, güzeldir zaten. Ya orası öyle zaten. Nasıl bağladım onu? Tabii. Olsaydı iyi olurdu. Ama yavrularını alıp burada i̇şte döndürüp inşallah. Canlı canlı biz de izleyeceğiz inşallah. Gösteririz de. Aynen öyle. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım.